way out. I've been stacking face down off canvases I painted. I just spent the rain day on drip I can't afford, but that's the price I pay for the memories I'm making. I've been going places, I've been shaking hands for a chance to really make it. This life is so abrasive, swag almost gave it. All this shit that I'm laying, and it's only the foundation. I've been going crazy, just trying to find a way. I was in a basement, trying to turn a page. I was going through the phase, nobody see my face. I was chasing at the paper, been all for the ways. But everything again, ain't nothing left to lose. I've been breaking rules, I've been making moves. With everything to prove, now it's going how I see it through my lens. But it's stuck in my head, I can't seem to get away from it. I went out of my way, I'm trying to feel the eye again. I've lost somewhere in my head. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalına hoş geldiniz. Bugün piyasanın en mükemmel ayakkabılarından bir tanesini inceleyeceğiz. Hatırlarsanız kutu açımını yapmıştık ve kutu açımında çok da fazla beğenmemiştim. Fakat bir süredir ayakkabı içerisinde basketbol oynuyorum, fitness'a gidiyorum, evde giyiyorum, sahaya gidiyorum. En harika şeylerden biri oluyor ve ilk başta çok da beklentiyle açmadığım, beğenmediğim bir ayakkabıya aşık oluyorum. Bu aşırı güzel bir şey arkadaşlar. Beklentiyle açıp kötü gitmesindense beklentisiz açıp bayılmak mükemmel. Gerçekten LeBron'un son ayakkabısı, 20. ayakkabısı o kadar farklı normaldeki önceki ayakkabılarına nazaran ve o kadar güzel ki harika. Bu incelemeyi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayakkabının fiyatı yaklaşık 4000 TL. O yüzden eğer bu ayakkabıyı almayı düşünüyorsanız bunu sonuna kadar izleyin. 10-15 dakika 4000 TL'nizi kurtarabilir. İyi seyirler diliyorum. Kutuyu elimize alalım ve incelememize geçelim. Kutumuz oldukça büyük. Kutu açımında daha detaylıca incelemiştik. Gerçekten güzel çekmece tasarımlı. Harika bir şey olmuş. Her zaman yaptığım gibi 11 numara yani 45 numara aldım. Numaraya dikkat etmeniz lazım çünkü baya baya dar bir ayakkabı. Normal basketbol ayakkabılarınızdan bir tık daha dar. Boyutları da küçük olacak. Yarım numara büyüğe çıkabilirsiniz. Eğer mağazalarda deneyebiliyorsanız mağazada denemek en mantıklısı olur. Tekrar kutuya dönüyoruz. XX yani Roma rakamlarıyla 20 yazıyor. Kutunun arkasında büyük bir LeBron tacı var. Evet, gayet güzel kasa şeklinde, kutu şeklinde. Hoş olmuş, ne diyorsunuz? Kesinlikle bayağı farklı bir kutu. LeBron'un 20. sezonuna yakışır, farklı. Hem kutu tasarımıyla hem ayakkabısıyla hoş bir sunum olmuş. Ve şimdi kutumuzu açalım, bir tanesini çıkartıp detaylı performans incelememize geçelim. Bang bang! Arkadaşlar LeBron 20 karşınızda. Bendeki rengi Black and Red denebilir, Red denebilir. Artık ne diyorsanız farklı farklı birkaç isim daha gördüm. En belki sade ve en kendini göstermeyen renk olabilir. Fakat günlük kullanım içinde belki de en güzel rengi. Açıkçası ilk bakışta sanki basketbol ayakkabısı değilmiş gibi. Özellikle LeBron 20 olması daha da şaşırtıcı. Sağda birkaç kişiye LeBron'un yeni ayakkabısı dedim. Şaka mı yapıyorsun dediler. Gerçekten öyle. Normalde devasa modellere alıştığımız için, altı zoomlarla, eğrilerle dolu modellere alıştığımız için bu biraz bize farklı geldi gerçekten. Ama farklı gelmesi kötü bir şey değil. Gayet gayet güzel olmuş. İlk bakışta ben direkt Air Force'ları hissediyorum. Siz ne dersiniz? Air Force tasarımı gibi geliyor. Birçok kişi Kobe'ye benzetmişler diyor. Tabii ki Nike da yine aynı şekilde Kobe ile yapıyordu biliyorsunuz. Kobe'ye de benzetebilirsiniz. Ama gerçekten yeni bir nefes, yeni bir tasarım olmuş. Ayakkabının içerisinde arkadaşlar bunda yazmıyor gerçi ama diğerinde yazıyordu. Yeni nesilden ilham alındı şeklinde. Bu ayakkabının tasarımında da çocukları da etkin rol oynamış. Onlar da geri görüş bildirmişler. Şu sıralar daha çok minimalist ayakkabılar, daha hafif ayakkabılar, daha küçük ayakkabılar tasarlanıyor. Bu da gerçekten o trende uymuş gözüküyor. 20. ayakkabısıyla da farklılık yapmış. Kariyeri gibi ayakkabıları da oldukça güzel gidiyor diyebiliriz. Tabii ki gözümüze ilk çarpan ayakkabının şekli, şemali ve görüntüsü dışında low top olması, yani low olması. Normalde LeBronlar high diye çıkar ve daha sonra low şeklinde ikinci bir seriyi birkaç ay sonra bizlere sunulurdu. Bunda nasıl yapacaklar? High mi yapacaklar? Açıkçası orasını merak ediyoruz. Bekleyip göreceğiz. Sizler görüntüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ilk başta çok beğenmemiştim. Fakat giydikçe, ayakkabının güzelliğini gördükçe gitgide daha çok beğendiğimi söylemem lazım. Şu an ise baya baya hoşuma giden bir ayakkabı oldu. 3900 liraya aldım. Yeni renkleri tabii ki farklı çıkabilir, daha yüksek çıkabilir. Maalesef ülkemizde altın ve dolarla birlikte ayakkabılar da yukarı doğru çıkıyor. 200 dolar yurt dışında da yine oldukça pahalı bir ayakkabı. Direkt zaten dolar çarpı 200 yaparsanız fiyatını bulursunuz. Muhtemelen yeni renkleri 4000-4100 liraya
çıkabilir. Daha güzel pembeli renkler geliyor, kırmızılı renkler geliyor. Beklerseniz de farklı güzel renklere de ulaşabilirsiniz. Çok fazla ulaşmak mümkün olmuyor. Benim nereden aldığımı merak ediyorsanız kargo açımına bakabilirsiniz arkadaşlar. Barçın.com'dan almıştım. Sizler de orada bulabilirsiniz. İlk gözüme çarpan şeylerden biri arkadaşlar bu ayakkabının ne kadar hafif olduğu, ne kadar gerçekten uçacakmış gibi olduğu. Normalde LeBronlar çok ağır olurken bu gerçekten baya baya hafif bir ayakkabı olmuş. Bu da tabii ki rahat basketbol oynamanıza yardımcı oluyor. Hangi pozisyona uygun ondan da hızlıca bahsetmiş olayım. Arkadaşlar 1 numaradan 5 numaraya bütün basketbol severlerin rahatça giyebileceği, rahatça basketbol oynayabileceği, hatta gündelik hayatta da giyebileceği harika bir ayakkabı olmuş. Abi ben bir ayakkabı arıyorum, hem günlük olsun hem basket olsun hem spor salonunda giyeyim diyorsanız hepsi bir arada bir ayakkabı karşınızda arkadaşlar. Tabii ki beğeniyorsanız. Dizayn detayı olarak da şu görmüş olduğunuz swoosh'lar ilk gözümüze çarpan şey. Şu arkadaki çıkıntıyı ben pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü çabucak kopabilecek şekilde. İç tarafta ise dikişli bir swoosh var. Onun dışında dilde ufak tefek doldurmalar. Air Force'da görmüş olduğumuz bir metal arma. XX şeklinde 20 yazıyor. Arkasında çok da anlaşılmayan siyah bir arma. Gerçek gözle de pek anlaşılmıyor. Ayakkabının içinde arkadaşlar yine 20 ibaresi var. Altında ise LeBron smaç basarkenki logosu ve imzasıyla bu şekilde karşımızda. Şimdi hadi hızlıca performans detaylarına tabanından başlayarak girelim. Tabanı arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir iş yaptı. Hiç bu şekilde beklemiyordum. Baktığınız zaman çok da sert sayılmaz. Hatta yumuşak sayılabilir. Dış mekanlar için önermeyeceğim. Çünkü bu kadar pahalı bir ayakkabıyı dışarıda dümdüz edersiniz. Hiç gerek yok. İçeride oynamaya devam edin. Fakat saha içerisinde dediğim gibi şaşılacak derecede güzel işler yaptı. Nasıl bu kadar güzel işler yaptı? İnanın ben de bilmiyorum. Hiç beklemiyordum dediğim gibi. Introdan gördüğünüz gibi şimşeklerle duruyor gibi yapmıştım. Gerçekten çünkü öyle hissettim arkadaşlar. Adeta durduğum zaman şimşek çekiyormuş gibi şak 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 duruyordum. Bu da çok güzel bir his. Sizlere güvenli bir basketbol oynamanız için imkan tanıyor. Tabanda iyi şekilde durabiliyorsanız kendinizi iyi hissedip ona göre güzel basketler oynuyorsunuz tabii ki. Toz tutuyor, toz tutmuyor değil. Ara ara ellerinizle silmeniz gerekiyor. Ama hani o toz tutması da rahatsız edici veya kayan şekilde değil. Bu mükemmel duruşa alıştığınız için ara ara silerek temizleyip bu şekilde yine o mükemmel duruşa ulaşmanız için gerekli. Yoksa silinmeden birçok basketbol ayakkabısı gibi taban tuşuna zaten ulaşıyorsunuz. Şu anda belki de piyasadaki en güzel taban tutuşlarından, saha tutuşlarından birine sahip. Dediğim gibi beklemediğim şekilde sürpriz yaptı bana LeBron 20 ve harika taban tutuşuyla beni mest etti. Bir Curry'i inceleyeceğim arkadaşlar. Bakalım o nasıl? Curry 10. Curry 10 da muhtemelen çok iyi taban tutuşuna sahiptir. Çünkü birkaç senedir inanılmaz işler yapıyor Curry'de. Ama onunla kapışacağını düşünüyorum LeBron'un da. Puan verecek olursam 10 üzerinden arkadaşlar 9.5 vereceğim. Gerçekten çok iyi taban tutuşu yaptı. Şimşekleri çaktırdı. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde durabiliyorsunuz. Belki hani 9.6-9.7 vermemenin sebebi belki tozlanması olarak düşünebilirsiniz. Ama onun dışında gerçekten harika olmuş. Bu anda görmüş olduğunuz orta ayak plakası da yine ayakkabıya güçlü bir form veriyor. Ve ayakkabının çok fazla bükülmesine ve yanlış şeylere dönüşmesine izin vermiyor. Tabanda esneklik, kırılma meydana getirmiyor. Bu zaten istediğimiz bir şey. Çünkü ayakkabının güçlü durması ve size destek vermesi için. Üst tarafa geçiyorum ve yastıklamaya geçiyorum arkadaşlar. İlk bakışta çok bir yastıklama yokmuş gibi ama galiba benim en sevdiğim yastıklama tipi bu olsa gerek. Kuşlon yastıklaması var arkadaşlar. Tüm ayakta kuşlon yastıklaması var. Kuşlon köpüğü var. Ve baya baya yumuşak. Adeta böyle bir hamur gibi elinize dokunduğunuz zaman hissediyorsunuz. Ve ayağınıza giydiğiniz zaman da harika bir his var. Ön tarafta arkadaşlar Kyrie Infinity'de göreceğimiz ve aynı şekilde Kyrie 6'lı 7'de hep bunu kullandılar. Ön tarafta bir zoom turbo ünitesi, yani bölümlendirilmiş bir zoom ünitesi. Arkada ise daha kalın bir zoom ünitesi var. Arkadaki zoom ünitesi arkadaşlar alt tarafta kalınca ön taraftaki ise zoom turbo ayağımızın hemen altında, yani üst tarafta. Yere basan değil de ayağımızın hemen altında olduğu için de o da hissedilir konumda. Ve gerçekten çok güzel bir yastıklama, çok güzel bir etkiden korunma sunuyor. Bu şekildeki yastıklamalara bayılıyorum. Biraz KD'leri de hatırlattı bana. KD'ler kadar harika olmasa da yine onlara baya baya yakınlaşan güzel bir yastıklama olmuş. Ben bu tarz yastıklamalara bayılıyorum. Çünkü oldukça dengeli ve güzel bir oyun ortaya koymanıza yardımcı oluyor.
hem etkiden korunuyor hem de tabanı da sahayı da iyi hissediyorsunuz. Tabii ki LeBron'un diğer ayakkabılarında olduğu gibi veya Jordan'larda, işte Jordan 35, Jordan 36'larda olduğu gibi çılgınca bir yastıklama yok. Ama çok ideal ve çok güzel yapmışlar. Bu sayede her basketbolcu rahat rahat giyip oynayabilir. Gerçekten mükemmel bir kombinasyon olmuş altıyla yastıklaması. Dediğim gibi herkese de uygun olacak. Puan verecek olursam arkadaşlar 10 üzerinden 9.2 veriyorum bu yastıklamaya. Çok beğendim, çok iyiydi. Yani ayakkabının bütünüyle de iyi hissettiriyor olması da harika. Belim ağrımadı, dizlerim ağrımadı. Gayet dediğim gibi etkiden korunması yüksek ve vücudunuzun yere yapacağı o etkiyi, basıncı azaltıcı güzel bir yastıklama olmuş. Hemen üst kısma geçelim ve kargo açımında çok da beğenmediğim üst materyallerine bakalım. İlk defa görüyorum bu şekilde bir dikiş yapısı, örgü yapısı daha doğrusu. Genelde Battle.net'ler, Battle.net 2.0'lar, Prime.net'ler derken böyle süslü süslü kelimeler kullanırken burada arkadaşlar hiçbir şey söylenmedi. En azından ben duymadım. Görmüş olduğunuz basit bir örgüye benziyor annelerimizin veya anneannelerimizin yapabileceği şekilde. Ama bu ayakkabıya fena gitmemiş ve ayakkabının tümünde de bu dikiş var. Dediğim gibi ilk başta çok beğenmemiştim fakat içine giydiğim zaman rahatlığı çok hoşuma gitti. Gayet iyi bir şekilde kapatıyor ayağımı. Güzel işler yapıyor. İlerleyen zamanlarda da çok hızlı esneyecek bir yapı değil. Dezavantaj olarak belki çok hava almıyor. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında da çok şikayet edeceğimiz bir nokta yok. Daha iyi yapılabilir miydi? Kesinlikle yapılabilirdi. Ama yine bu da gayet güzel olmuş. Onun dışında farklı farklı dikişli görmüş olduğunuz gibi kenarlarda katmanlar oluyor. Veya yukarı doğru çıkıntılandırmalar. Bunlar biraz daha destek noktasında işler yapacak. Üst kısımda dile ve bağcıklara bakmak faydalı olabilir. Arkadaşlar bağcık ve dil kısmı benim çok çok sevdiğim bir kısım oldu. Gördüğünüz gibi bağcıkların geçtiği kısımlar biraz daha yaldızlı yaldızlı siyah olduğu için biraz göstermesi daha zor oluyor. Evet, şuralardan daha net görebiliyorsunuz. Üst kısımda sert bir plastik ayırıyor. Bağcıkları iyi sıktığınız zaman güzel bir kitlenme yakalıyorsunuz. Dile de burada bayıldım arkadaşlar. Dilin üst kısmı bayağı kaliteli hissettiriyor. Aslında şu görmüş olduğunuz parlak yapıyı, hafif nubuğumsu, tüylü, güzel, kaliteli bir kumaş kullanılmış. Keşke bunu daha çok kullansalarmış diyorum. Dil hoşuma gitti. Çok böyle aşırı pofidik pofidik olmasa da güzel, kaliteli, sağlam bir sünger kullanılmış. Zaten şuradaki kırmızı süngeri görüyorsunuz. Çok aşırı kırılmayacak, esnemeyecek şekilde. Dille birlikte bağcıklar oldukça iyi işler yapıyorlar. Bağcık delikleri arkadaşlar sıkıldığı zaman ayakkabıyı dış kısımdan sizlere kilitliyor. Yani şöyle bir askı gibi düşünebilirsiniz. Parmaklarım daha sıkıldığını düşünün. Bir anda bağcıklar ayakkabıyı üstünüze kapatıyor ve güzel bir kitlenme dediğim gibi yakalıyorsunuz. Aşil tendonundaki yastıklamalar da oldukça keyifli. Ayağınız burada rahat edecek, herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Fakat biraz ilerleyen zamanlarda bu gitgide fonksiyonunu kaybedebilir. Değişik yapmışlar. Adeta bir yün yastık. Yaşı küçük olanlar çok hatırlamayabilir ama eski yün yastıklar olurdu doldurma. Ben biraz onları hatırladım bununla birlikte. Ama ayağınız kesinlikle ve kesinlikle içeride rahat edecek ve iyi kilitlenecek. Topuk kısmında çok fazla bahsetmeye değer bir şey yok. Gayet normal, basit bir topuk kısmı var bu ayakkabıda. Materyallere vereceğim puan 10 üzerinden 8.4 olacak arkadaşlar. Hani çok efsanevi, uf harika diyemeyeceğim. Sadece bazı noktalarda bayağı hoşuma giden, işte dilde olduğu gibi veya köşelerde olduğu gibi çok hoşuma giden kısımlar var. Onun dışında efsane efsane diyebileceğim çok da bir materyal kalitesi yok. Diğer LeBron'larda gördüğümüz şekilde. Bu ayakkabının genel zaten performansıyla uyum içerisindeler. Desteğe baktığımız zaman yana yapacağınız hamlelerde ayağınız gayet iyi hissediyor. Çok yerden yüksek hissetmiyorsunuz. Ayakkabı genel itibariyle yere yakın hissettiriyor. Yana yapacağınız hamlelerde ayakkabıda ufak da olsa bir kenar çıkıntısı var. Ve yine yana yapacağınız hamlelerde sizleri tutacak bir küçük de olsa şuraya katman eklenmiş. Çok fazla sıkıntı yaşamadım. Ayakkabı çünkü oldukça dar ve ayağıma kapandığı için kendimi güvenli hissettim ama apayrı mükemmel işler yapıyor diyemeyeceğim. 10 üzerinden de 8.5 veriyorum arkadaşlar destek noktasında. Burada numara tercihiniz belki çok ön plana çıkabilir. Dediğim gibi 45 numara aldım. Ayakkabı hem arkadaşlar önden dar hem de yanlardan oldukça sıkı. Buna dikkat etmeniz lazım. Ben 45 numara aldım ve aşırı aşırı sıkı olmadı. Yani tam istediğim basketbol ayakkabılarında düşlediğim bir kitlenme yakaladı. Ben normalde biraz daha rahat giymeyi, biraz daha serbest giymeyi seviyorum. Burada ise dediğim gibi oldukça tatlı bir his yakaladım. Güzel sıktı ve üst kısımlar zamanla zaten kendini bırakıyor. Sizler de bence numaranız neyse onu alabilirsiniz. Hani normalde çok dar dar oluyordur zaten ayakkabılarınız. Bu da muhtemelen dar olacak. Hani Kyrie'ler gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kyrie'lerde kaç numara giyiyorsanız bence bunda da onu alabilirsiniz. Genel olarak düşündüğümüz zaman arkadaşlar bence bu yılın en iyi performans ayakkabılarından onu söylemem lazım. Çok büyük bir eksiği olmayan,
hafif, her oyuncu tipine uygun, mükemmel bir taban tutuşu, çok güzel, harika bir yastıklama, iyi bir kitlenme, ortalama bir materyal kalitesiyle gerçekten harika bir iş yapmışlar. İlk başta kutu açımında bu neymiş ya diye açtım ve sonradan dediğim gibi aşık olduğum, aşık olmaya doğru gittiğim harika bir basketbol ayakkabısı, günlük giyilmesi ve beğeniyorsanız da zaten her daim her yerde giyebileceğiniz şekilde tasarlanması çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum gerçekten bu dizaynı yapan takımı, LeBron'u. Kariyeri harika gidiyor. Ayakkabılarında da bu şekilde yine 20. ayakkabıya özel iyi bir şey yapıyor olması da gerçekten takdire şayan. Umuyorum ki bütün diğer basketbol ayakkabıları da bunları yapabilir. Hani her sene her sene aynı ayakkabıyı piyasaya sürmektense bizleri böyle şaşırtabilirler. Güzel ayakkabılar, daha güzel ayakkabılar, hafif ayakkabılar sunabilirler. Keşke tabii biraz daha bu fiyatta uygun oluyor olsa. Bu tabii ki biraz da Türkiye'nin durumundan kaynaklı. Bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. İçinden dışından her şeyinden bahsettim. Eğer bu ayakkabıyı almak istiyorsanız kaçırmayın derim. Hele ki indirimde buluyorsanız, umuyorum ki indirime girer. LeBron 19'lar gibi, şu arkada gördüğünüz 19'lar gibi. Umuyorum ki indirime girer ve ben de farklı bir rengini daha alabilirim. Bu senenin belki en iyisi, belki ikincisi. En kötü ihtimalle ilk 3 olacak bir ayakkabı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Farklı sorularınız, bahsetmediğimi düşündüğünüz kısımlar varsa yorumlarda bana sorun. Cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayakkabı Dicesi bugünlük out.